İTÜ'ye vakfı Bahçeşehir Doğa Koleji öğrencisi Zeynep Ocak. Bugün burada bulunma amacımız yaptığımız Pandora'nın kutusu açılıyor mu projesini sunmak. Projemizde donmuş toprakların yerimesiyle yeni virüs veya bakteriler ve pandemik olaylar ortaya çıkabilir mi sorusuna cevap bulmak. Biz İTÜ ETA Vakfı Acıbadem Doğa Koleji öğrencileri Zeynep Sude Üstün, Nehir Nastabaş ve Berra Avcılar bugün TÜBİTAK 5. Kutup Çalıştayı'nda yaptığımız projeyi sunduk. Projemizin adı piezoüreteç destekli termohalin döngüsü takip cihazı. Amacı isminden de anlaşıldığı gibi termohalin döngüsünün hassas ve anlık takiplerini gerçekleştirmek. 3D tasarımını yaptığımız küresel kafesimizi 3D printer ile bastık. Ardından Schottky diyotları ve kondansatörleri bir batarya geri besleme devresi kurduk. İçindeki piezo elektrik ünitelere toplar çarparak da enerji elde etmiş olduk. Son olarak da termohalin dolaşım döngüsünün uygun olan doğru vericiyi seçtik. Topumuz dalga hareketinin 0,4 metre bölü saniye gibi çok düşük olduğu zamanlarda bile elektrik üretip vericisini destekleyebiliyor. Bu yüzden de verimlilik bakımından oldukça önemli bir değere sahip. Ben Eliza Tay, Etiyeto Vakfı Bahçeşehir Doğa Koleji'nden geliyorum. Benim projemde de ileriki yıllarda eğer önlem almazsak, bu dalga enerjisi biliyorsunuz ülkemiz coğrafi olarak denizleri çok olan bir ülke. Ve o yüzden dalga enerjisini kullanmamız bizim yararımıza olur. Ama çok bu kaynağı değerlendirmiyoruz. Biz de onun için nasıl değerlendirebiliriz, nasıl bundan yararlanabiliriz diye düşündük. Ve birkaç öneriyle birlikte bu konu hakkında ne yapabiliriz onu hazırladım. Biz İTÜ ETA Vakfı Florya Doğa Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi 11. sınıflardan. Ben İdil, arkadaşım Lidya ve Egemen. Projemiz kutuplarda kullanılmak üzere yenilebilir film ambalajlar. Biz bu projemizde kutuplarda olan plastik kirliliğinden problem olarak edindik ve gıdaları yenilebilir filmle kaplamayı düşündük. Ayrıca taze meyvelere göre kuru kivi, kuru ananas ve kuru çilekte daha iyi sonuçlar elde ettik. Biz İTÜ ETA Vakfı Bahçeşehir Doğa Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nden geliyoruz. İsmim Aybüke Saral. Projemizin ismi Diyoteme Mucizesi. Biz bu projeye başlarken amacımız kutuplardaki durumun farkına varmamız ve bunun için artık harekete geçmemiz gerektiğini insanlara açıklamaktı. Biz bu projemizde dünyaların akciğerleri olan oksijenlerin yarısına dünyanın oksijen kaynağı olan diyotomeleri araştırdık ve diyotomelerin çoğaltılıp korunarak dünyadaki iklim değişikliği sorunları ve kutuplardaki sorunları büyük ölçüde azaltmayı planladık. Kutup bölgesi hakkında alan yazın taraması yaptığımız zaman son zamanlarda bakteri ve virüs araştırmalarının oldukça arttığını gördük. Fakat COVID-19 pandemisiyle beraber de zararlı virüslerin veya bakterilerin çok büyük yıkım etkilerine sahip olacağını fark ettik. Bu bağlamda da bilim insanlarını bu araştırmaları yaparken korumak adına bakteri ve virüs örneği toplayan kutup otonom aracı tasarladık. Hareket sistemimiz aracın genel iskeletini oluşturmasının yanında oradaki iklim koşullarına uyum sağlayabilmesi için gerekli paletleri de bulundurmakta. İkinci kısım örnek toplayıcı hareketli kol, kendisi içerisinde de 3 temel kısma ayrılmakta ve karadan, havadan ve sudan örnek alımı sağlamakta. Üçüncü kısım olan kontrol ve yönetim sistemi adı üzerinde kamera, anten, sensör ve mikro işlemci ile birlikte aracımızın kontrolünü sağlamakta. Son olarak örnek saklama deposu ile birlikte de asıl amacımız olan bakteri ve virüs örneğini bu depoda saklamaktayız.